Hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Ben Gökay Yöndem. Bugün Emrah Demiray Bey ile X-ray CT ile 3 boyutlu ölçümler, geometrik boyutlandırma ve toleranslandırmanın önemi üzerine bir sunum ve sohbet gerçekleştireceğiz. Yine her zamanki gibi sunumumuzu 45 dakikalı 1 saat arası olarak planladık ve uymaya gayret edeceğiz. Sunumumuzun sonunda portalımızdaki soru cevap QA bölümüne yazdığınız soruların hepsine cevaplamaya çalışırken hem konu üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz hem de benim sorularım var. Aklımdaki tüm soruları sorup sizlerin de katılımlarıyla keyifli bir saat geçirmeyi ümit ediyoruz. Soruların tamamında zaman kalmazsa da hepsini kayıtlı e-mailleriniz üzerinden ayrıca geri dönüş yapacağımızı belirtmek isterim. Ben Yıldız Teknik Meteoroloji Mühendisi mezunuyum. 20 yıldır sektörün içerisindeyim. Yaklaşık 10 yıldır da malzeme test cihazları departmanı müdürlüğü görevini üstlenmekteyim. Mühendislik ve işletme istatistik yüksek lisansı eğitiminin yanı sıra optik, dijital ve görüntü analiz sistemleri, elektron mikroskopları, X-ray, CT ve SEM konularında çeşitli eğitimler aldım. Şirketimizde ilgili projelerin yanı sıra CRM yazılımı, uygulama hizmetleri, online teknik servis ve Carrefour Akademi altyapılarının oluşturulmasını sağlarken halen geliştirilmesi konusunda da görev alıyorum. Emrah Demiray Hocam 2008 yılında Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu, 2010 yılında da ODTÜ Uluslararası Kaynak Mühendisliği eğitimini tamamladı. Yarışkabin firmasında tasarım mühendisliği, proje mühendisliği, üretim hat mühendisliği, kaynak hattı koordinatörü olarak çalışma hayatına devam etti. Bu süreç içerisinde personel teknik eğitimleri, sürekli iyileştirme faaliyetleri ve kalite gibi konularda çalışmalar yaparak ek olarak WCM sürecinde FI Pillar liderliği, Kaizen Komite Başkanlığı görevlerinde de bulundu. Robotik kaynak uygulamaları ve kaynaklı imalatta çarpılma mühendisliği üzerine çalışmalar yaptı. 2018 yılında yılıyla birlikte şirketten ayrılarak kariyerine uzman eğitmen ve danışman olarak devam etmeye başladı. Halen kaynaklı imalat, tahribatsız muayene yöntemleri, yalın üretim, kalite, geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma ölçüm teknikleri gibi birçok konuda eğitim içerikleri hazırlamakta ve eğitimler vermektedir. Burada X-ray konusuna girecek olursak, X-ray ile alakalı neler yapabiliyoruz, ne faydalar elde edebilirsiniz? Bir kere önce radyografi ve CT'nin farkını açıklamak lazım. Radyografi dediğimiz konu normal hastanelerde çektiğiniz akciğer filmi gibi iki eksenli bir görüntü elde etme işlemi. CT ise bu iki eksenli görüntüleri 360 derece döndürerek 3 boyutlu görüntüye dönüştürme işi. Tabii burada daha fazla bir dijital işlem, bir yazılım fonksiyonu mevcut. Radyografide sadece iki eksen fotoğrafı alıp iki eksen üzerinden ölçümler yapabilirken CT yaptığınızda bunun 3 boyutlu ölçümlerini ve dahası içsel 3 boyutlu ölçümlerini de gerçekleştirmek mümkün oluyor. Bu görüntüyü alabilmek için bir X-ray kaynağı, tüp dediğimiz parça, bir dedektör, algılayıcı, sağ taraftaki kamera mantığı, bir ortada manipülatör ile parçayı koyacağınız bir sistemden bahsetmek mümkün. Geri kalan işlemleri yazılım ve PC gerçekleştiriyor. Dedektörde malzemenin örneğin gölgesi yansıtılıyor. Yüksek bit değerlerine sahip dedektörler her bir gri tonunu piksel piksel yakalayarak görüntüyü dijitale çeviriyor. Dedektördeki iki eksenli pikseller 360 derece döndürülerek kaydedildikten sonra dijital ortamda işlenerek voksel haline, voksel dediğimiz 3 boyutlu piksel haline getiriliyor. Burada mikrofokus kaynağının önemi, mikron seviyesinde yapılan yapıları, mikron seviyesindeki yapıları görebilmek. Kaynaktan çıktığı anda X ışının çapı görüntü kalitesini belirleyen parametrelerin başında geliyor. Daha fazla detayı görme konusunda avantaj sağlıyor. Tabii bu tek parametre değil ancak önemli detaylardan biri, işin başı diyebiliriz.
X ışınınız belirli bir hassasiyette değilse görüntü kalitenizi belirli bir seviyenin üzerine çıkartmak, dolayısıyla ölçüm kalitenizi de belirli bir seviyenin üzerine çıkartmak çok da mümkün değil. Mikron bazındaki bu hassasiyetle yaptığımız çalışmanın sonunda ket karşılaştırma, et kalınlığı, işte diğer metrolojik ölçümler gibi bütün ölçümleri mikron hassasiyetinde yapabiliyoruz. Burada bunu dışsal ölçümleri gerçekleştirirken boşluklar ve döküm planlama gibi işlemleri de bu şekilde çok daha hassas yapabiliyoruz. Tabii bu daha hasarlı, daha detaylı bir hasar analizi anlamına da geliyor. Örneğin mikro çatlakları da inceleme şansınız var böyle bir mikrofokus sistemle. Bizim sistemlerimizin tamamı açık tüp teknolojisine sahip. Burada açık tüp teknolojisinin mantığı filaman değişimine gerek olduğu zaman sistemi komple yurt dışına veya bir yere gidip çok özel şartlarda açmanız gerekmiyor. Sadece bir ampul değiştirir gibi telini değiştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla çok daha hızlı bir şekilde ölçümlerinize ve çalışmalarınıza devam edebiliyorsunuz. Kullanıcı bu durumda kendisi filamanı değiştirerek cihazı en kaliteli halde kullanmaya başlayabiliyor. X-ray CT ile neler yapabiliyoruz X-ray CT'ye geçtikten sonra? Boyutsal ölçümler yapabiliyoruz. Dolayısıyla 3 boyutlu datayı aldığımız için içindeki çap, boy, genişlik bütün ölçümleri içsel olarak da ölçebiliyoruz. İçten de ölçebiliyoruz. Dolayısıyla probların giremeyeceği kadar derin, içeride hareket eden, içeride yön değiştiren ölçümleri de CMM'de yapamayacağınız ölçümleri de X-ray CT ile yapmak mümkün oluyor. Aynı mantıkla taramayı gerçekleştirdiğimizde et kalınlığı ölçümlerini de gerçekleştirebiliyoruz. Dolayısıyla bu örnekte olduğu gibi parçanın et kalınlıklarının belli toleransların dışında değişiklikler gösterdiğinde yazılım bunları farklı renk skalalarında göstererek size hatalı olan veya yanlış olan kısımları sunabiliyor. Tabii bu 3 boyutlu datayı oluşturduktan sonra istediğiniz gibi CAD karşılaştırmalarını ve tersine mühendislik işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir datayı 3 boyutlu olarak taradığınızda bu datanın CAD datası elinizde varsa onunla karşılaştırabilir veya bir CAD datası bu tarama üzerinden çıkartabilirsiniz. Çeşitli formatlarda dönüştürmek mümkün yazılımlar. Benim genel olarak bizim yaptığımız çalışmalar ve X-ray CT sistemleriyle ilgili anlatacaklarım bunlar. Bu temel yapılanmayı oluşturduktan sonra şimdi Emre Hocam geometrik boyutlandırma ve toleranslandırmanın önemi konusundaki değerli bilgilerini içeren sunumunu bizlerle paylaşacak. Ardından da kendisiyle sizlerden gelecek sorular eşliğinde bir sohbet gerçekleştireceğiz. Evet hocam, tekrar merhaba. Öncelikle bizi kırmayıp değerli görüşlerinizle katılmayı kabul ettiğiniz için teşekkürler. Siz sunumunuzu açarken bekleyelim isterseniz. Merhaba, merhaba Gökay Bey. Çok sağ olun, teşekkürler. Herkesin katılımı için de ayrıca teşekkür ederim. İsterseniz sunumu paylaşayım. Önce ekranımı. Evet hocam. Birçok firma bu son ürünler hakkında ölçümler gerçekleştiriyor zaten. Ölçümler konusundaki en önemli konu teknik resmin doğru okunması ile başlıyor herhalde. Sunumunuz da herhalde bununla başlayacak değil mi? Evet, şu an ses ve görüntüde sanırım bir sıkıntı yok değil mi? Yok yok hocam, evet. Görüntü tamamdır. Var. Söylediğiniz doğru Gökay Bey, yani sadece aslında ölçüm kısmında değil, tasarım kısmında olsun, imalat aşamasında olsun, kalite kontrol yani bir ürünün ölçümü noktasında olsun, teknik resmi doğru anlamak, doğru okumak, doğru parçayı ortaya koymak, tabii ortaya koyulan parçayı teknik resme uygun bir şekilde ölçebilmek, kusursuz bir ürünü ortaya koyma noktasında bizim aslında kritik öneme sahip adımımız diyebiliriz. Bugün konumuz geometrik boyutlandırma ve toleranslandırmanın önemi üzerine olacak. Aslında bu toleranslandırma yaklaşımı bize ne gibi avantajlar sunuyor? Neden bunu kullanmamız gerekiyor? Bu noktalara yoğunlaşacağız. Tabii
geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma teknik resmin üzerine eklenen bir konu. O yüzden aslında ilk olarak teknik resim nedir kısmından kısaca bahsetmemiz gerekiyor. Biz aslında hepimiz teknik insanlarız. İşte bazılarımız kalite kısmında, bazılarımız üretimde veya bazılarımız tasarım aşamalarında, süreçlerinde çalışıyor olabilirler. Bu aradaki iletişimi biz neyle sağlıyoruz? Teknik resimlerle sağlıyoruz. O zaman teknik resme en geniş açıdan baktığımızda bir dildir diyebilmemiz mümkün. Yani şöyle düşünelim, bizim bir dili öğrenmemiz noktasında nereden başlıyoruz? O dilin alfabesinden başlıyoruz. Alfabesini iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Alfabesini bilirsek kelimeler kurabiliriz. Kelimeleri bilirsek uygun cümleler ortaya koyabiliriz. Eğer o dile çok hakim isek de başkasının işte 5-10 cümleyle anlatacağı şeyi biz tek cümleyle, iki cümleyle veya birkaç kelimeyle kısaca kendimizi hızlı ve net bir şekilde ifade edebiliriz. O yüzden teknik resim biz teknik insanların anlaşması için aslında bir araç, bir dil. Üzerinde birçok semboller var, üzerinde birçok bilgiler barındırıyor hem imalatla hem ölçümle ilgili. Bunları doğru bir şekilde yorumlamak, doğru bir şekilde değerlendirmek, kusursuz bir ürünü, ürünün müşteri şartlarını karşılayacak seviyede ortaya koyulması noktasında önem arz etmekte. Yani baktığımızda burada bizim amacımız hem tasarımcının, hem imalat kısmının, hem de kalite kısmının bu dile olabildiğince hakim olmasını sağlamak ki biz aramızdaki iletişimi kuvvetli bir şekilde kurabilelim ve ürünü üretme sürecinde, tasarımı sürecinde ve kalite güvencesi, kalite kontrolü noktasında herhangi bir sıkıntı yaşamadan müşterimize kusursuz bir ürünü sunabilelim. Burada baktığımızda 3 tane temel departmanımız var. Tabii etkileşimde olan doğrudan veya dolaylı farklı departmanlar da var ama bir ürünü biz ilk önce tasarlıyoruz müşteri beklentilerine uygun olarak. Daha sonra bunun üretimi için bir teknik resim, bir teknik dili ortaya koyuyoruz. Daha sonra üretimci arkadaşlar bu dataları, bu verileri alıyorlar ve oradan aldıkları bilgiler ışığında bu parçayı üretiyorlar. Daha sonra da biz burada müşteri beklentilerini karşılayacak hangi şartların olması gerekiyor ürün üzerinde? Bunu da teknik resimlere veya yardımcı dokümanlar üzerine işliyoruz. Kalite departmanı ise bu parçanın uygunluğunu teyit ederek çeşitli metotlar ve yaklaşımlarla nihai kararını veriyor. İşte bu zincirde sağlıklı iletişimin kurulabilmesi için her bölümde çalışan kişilerin teknik resim bilgisinin iyi seviyede olması kritik önem arz etmekte. Devam edersek teknik resimlerde önemli bir kavram var. Aslında biz eğitim müfredatında genelde tek bir projection yani ISO normlarına göre genelde eğitim aldığımız için diğer normlara çok hakim olmuyoruz maalesef. Fakat her teknik resim önümüze aynı standartta, aynı formatta gelecek diye bir şey yok. Bir teknik resmi elimize aldığımızda ilk nereye bakarız dediğimizde, nereye incelediğimiz dediğimizde diye sorduğumuzda çok farklı cevaplar alabiliyoruz. Önemli bir nokta var. Teknik resimlerde iz düşüm sistemleri. İki tane iz düşüm sistemimiz var. Birinci açı ve üçüncü açı olarak. Bu neden önemli? Bu şu yüzden önemli. Eğer alışılagelmiş iz düşümünde resim okuyorsak, diyelim ki biz hep birinci açıda eğitimimizi alıyoruz üniversitelerde. Karşımıza hep bu açıda çizilmiş teknik resimler geliyor olabilir. Fakat özellikle tedarikçi bir firmada çalışıyorsak, yani global çapta farklı firmalara, ana sanayiye iş yapıyorsak farklı resimler de karşımıza gelebilir. Şimdi üçüncü açı ve birinci açı iz düşümü temel olarak nedir? Bunun bilgisi nereden alınır? Antet'ten alıyoruz bu bilgiyi. Yani bir teknik resim önümüze geldiğinde bu bilgiye bakmak için Antet'i kontrol ettiğimizde bu bizim 2-3 saniyemizi alır. Şimdi burada ne ifade etmek istiyoruz? Bir tane parçamızın olduğunu düşünelim. Biz işte önden görünüşünü teknik resme yerleştiriyoruz. Alt üst görüntüleri, yan görüntülerini teknik resme yerleştiriyoruz. Birinci açıya baktığımızda parçaya karşıdan baktığımızı düşünelim. Yani şu doğrultudan bakıyoruz parça. Ön görüntü standart. A tarafı, A yüzeyi bizim ön görüntümüzü oluşturuyor. Biz okulda aldığımız eğitimlerde sol yandan baktığımızda görüntümüzü buradaki ön görünüşün neresine? Sağına yerleştiriyoruz bu kısma. Sağ yandan baktığımızda buradaki görüntüyü teknik resimdeki ön görünüşümüzün şu kısmına yerleştiriyoruz.
Üstten baktığımızda öngörünüşün altına, alttan baktığımızda öngörünüşün üstüne yerleştiriyoruz ve müfredatta bu şekilde eğitimler alıyoruz. Third projection'a baktığımızda, yani üçüncü açıya baktığımızda ise, bakın nereden bakıyorsak öngörüntü yine aynı şekilde. Üst görünüşü öngörünüşün üstüne, alt görünüşü öngörünüşün altına koyuyoruz. Sol görünüşü sola, sağ görünüşü sağa koyuyoruz. Eğer ki biz bir teknik resmi elimize aldığımızda, alışılagelmiş şekilde bu birinci açıda çizilmiştir diyerek okumaya başladığımızda, fakat özellikle Amerika bölgesinden bir müşteriye çalışıyorsak ve resim üçüncü açıda çizildiyse, bu bize ne yapacaktır? Aslında parçanın üstünde bir delik vardır, biz altına denmişizdir. Parça sağa bükümlüdür, biz sola bükmüşüzdür. Bu şekilde direkt olarak yanlış bir yorumlama, yanlış bir parça üretimine kadar, hatta belki müşterinize numune gönderirsiniz. Numune red olarak geri gelecektir. Böyle noktalarda sadece para kaybı değil, prestij kaybı da yaşayabiliriz. Bu gibi kısımlara dikkat etmemiz gerekiyor. Hatta bu bizim çalıştığım dönemlerde mülakat sorularımızdan birisiydi. İşte başvuruya gelen arkadaşlara çeşitli resimler vererek yorumlamalarını istiyorduk. O yüzden teknik resimlerde iz düşümler önemli. Birkaç saniyemizi alır, buna bakıp ilerlememizde fayda var. Bu noktada karışırsa kafamızda şöyle bir pratik yöntem var. Birinci açı iz düşümünde aslında parçamızı ne yapıyoruz? Parçamızın şurada önden görünüşü var bakın. Yana yatırdığımızda sol yan görünüşünü elde ediyoruz. Öne yatırdığımızda üst görünüşünü elde ediyoruz. Yani burada parçayı bir devirme mantığı söz konusu. Üçüncü açıya baktığımızda ise parçamızın yine şu ön görünüşü şu kısımda. Parçamızı şu şekilde salladığımızda, aynı biz buna parçayı salınacakta sallar gibi diyoruz. Diğer görünüşler oluşmakta. Aşağıya doğru salladığımızda ise bakın şu üstten baktığımız veya şu alt kısımdan baktığımız görüntü oluşmakta. Kafamız karıştığında yine bu mantıktan yararlanarak third ve first ayrımını yapabilmemiz mümkün. Bu kısımda bazı kritik hatırlatmaları yaptıktan sonra ISO standartlarına biraz giriş yapalım. Şimdi geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma ile ilgili standartlar aslında genel olarak standartlara bağlı, çerçevesi standartlarla belirlenmiş bir konu. Yani kafamıza göre herhangi bir şey anlatamıyoruz, tanımlayamıyoruz. Her şey standartların içerisinde çerçevesi çizilmiş, belirlenmiş. Bu konuyla ilgili Amerikan standartı söz konusu ASME'ye 14.5 dediğimiz en son versiyonu 2018 yılında yayınlandı. Bir de ISO standartları mevcut. Tabii burada ASME standartları yekpare, kitap şeklinde bir standart. Sitesinden temin edebiliyorsunuz, satın alabiliyorsunuz. ISO standartları ise konusuna göre ayrılmış. Yani GDNT'nin içinde bulunan işte konum toleransları bir standartın içerisinde anlatılmış. Daha sonra referanslar, geometrik toleranslar farklı standartlar içerisinde anlatılmış. Hangi konuyla ilgileniyorsanız o standartı alıp inceleme imkanımız bulunmakta. Tabii GDNT'nin de biraz çıkışından bahsedersek, öncesinde GDNT öncesinde toleranslandırma vesaire yapılmıyor muydu? Tabii ki yapılıyordu. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki yıllara baktığımızda, daha da 1900'lü yılların altına gittiğimizde daha çok atölye üretimleri vardı. Ve üretim miktarlarının artmasıyla mass production dediğimiz bir kitlesel üretime geçtiğimizde artık ürün miktarları artmaya başladı. Tedarikçiler kullanmaya başladık. Bakıyoruz parça geliyor, yerine montaj yapmak istiyorsunuz. Ölçüsel olarak parça uygun, işte çapı, boyu vesairesi uygun ama montaja geldiğinizde parçayı takamıyorsunuz. Sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bu noktada tasarımcılar ilk olarak parçanın şeklinin kontrolüyle ilgili notlar düşmeye başladılar teknik resimler üzerine. Tabii bu kez de işte Almanca not düşüyor, İngilizce not düşüyor, ortak bir dil oluşmuyor parçanın geometrisinin kontrol edilmesi noktasında. Daha sonra İkinci Dünya Savaşı ile birlikte ilk olarak bu konuda parçanın geometrisinin de doğruluğunun garanti altına alınması konusu ortaya çıktığında bunu ortak bir dile çevirmek amacıyla şekiller kullanılmaya başlandı. Ve işte İngilizler, Kanadalılar, Amerikalılar bu konuda çalışmalar yaptılar ve bu standartlar, günümüzde kullandığımız standartlar ortaya çıktı. Ve artık parçanın sadece lineer ölçülerinin kontrolünün yanında geometrisinin, şeklinin de toleranslandırılması gerektiği ve bu toleranslar dahilinde kontrol edilerek parçanın fonksiyonelliğinin garanti altına alınması amaçlandı. Aslında çıkış noktasını bu şekilde özetleyebiliriz.
Şimdi biraz devam edersek, bu örnek üzerinden bakarsak, diyelim ki şu parçamız bizim şuradaki iki parçamızı monte etmek için kullanılan bir pin. Böyle düşünebiliriz. İki parçamızı bu şekilde üst üste getirdik ve bu pimi işte deliğe yerleştirerek montajı tamamlamak istiyoruz. Ve bu parçalarımızın üzerinde şu şekilde lineer ölçüler olduğunu düşünelim. 10 ölçüsü, işte çap ölçüsü verilsin. Bunların belli toleransları var. Diyelim ki artı eksi 0,5, 0,2 neyse. Biz bunları kumpaslarla veya çeşitli ölçüm cihazlarıyla kontrol ediyoruz. Ve bakıyoruz parça uygun. Herhangi bir sıkıntı yok ölçüsel olarak. Daha sonra bunları montaj yapmaya çalıştığımızda ise parçamızın, uygun olan parçalarımızın bir kısmı kusursuz bir şekilde montajı tamamlarken bazıları kalite kontrolden geçmesine rağmen, uygun gözükmesine rağmen montajda sıkıntılar yaşamaya devam ediyoruz. Böyle bir durumda ne yapıyoruz? İşte bu parçaya rework yapabilir miyiz? Bu parçayı kullanabilir miyiz? Ya da böyle bir imkanımız yoksa artık bu parçayı hurda etmemiz gerekiyor. Yani ilk süreçlerde uygun olarak hatta kadar gelen parçayı artık montaj kısmında kullanırken uygunsuz olduğunu fark ediyoruz. Tabii bu noktada işte GD&T'nin çıkış sebeplerinden bir tanesi de bu diyebiliriz. Devam edersek örneklerimize. Mesela bir tane silindirik parça düşünelim. Bu parçanın çapı nominali 10 milimetre olsun. 10 milimetre olarak biz bunu belirledik ve artı eksi 0,5 milimetre buna tolerans verdik. Bu ne demektir? Buradan anlamamız gereken aslında şu. Elimizde bir kumpas var. Bu kumpası aldık. Parçanın çap kontrolünü yapıyoruz. Okumamız gereken değer 9,5 ile 10,5 arasında olması gerekiyor. Bunu bir tolerans bölgesi olarak ifade ettiğimizde, yani dış sınır 10,5, iç sınır 9,5 bu şekilde yaptığımızda, şu bölgede yer alan her ölçüm sonucu benim için uygundur diyebiliriz. Ne demek bu? Çapı geldik buradan ölçtük, 9,5 gördük. Çapı geldik buradan ölçtük, 10,5 gördük. Yani kumpası aldığımızda, ölçümünü yaptığımızda herhangi bir sorun yok. Peki bizim parçadan geometri olarak istediğimiz bu mu? Yani biz olabildiğince dairesel bir parça istiyoruz veya belli bir tolerans çerçevesinde dairesel bir parça istiyoruz. İşte burada verdiğimiz lineer toleranslandırma, nominali 10, toleransı artı eksi 0,5 şeklinde verdiğimiz toleranslandırma bizim gerçekten istediğimiz parçayı ifade etme noktasında yetersiz kalmak. Biraz daha detaylı örnek üzerinden devam edecek olursak, bir plaka düşünelim. Plakamızın üzerinde 4 tane deliğimiz var. Ve delik çaplarımız, bakın burada verilmiş, nominali 12, toleransı ise artı eksi %5 şeklinde verilmiş. Ve deliğimizin konumları, 4 deliğimizin konumu parçamızın şu kısmından çeşitli nominal ölçüler ve toleranslarla birlikte dağıtılmış. Buraya baktığımızda ne anlıyoruz? İşte şu deliğin merkezinin ve diğer deliklerin merkezinin buradaki kenarlara olan mesafesi ne kadar olması gerektiği, hangi toleranslar çerçevesinde bunun üretilmesi gerektiğini anlıyoruz. Bir ölçümcü arkadaş, bir kalite kontrolcü arkadaş buna baktığında veya CMM operatörü diyelim, buradan ne anlayacak? İşte ben bu parçayı alayım, sıfır koordinat sistemimi buraya koyayım, şu noktaya X'imi, Y'imi, rotation'ı ayarlayayım. Daha sonra delik merkezlerini tanımlayayım. Circle olarak bunları tanımladıktan sonra delik merkezlerim belli olacak ve burada verilen değerlere göre ölçümü yapayım. Tolerans içindeyse zaten okey parça, dışındaysa not okey şeklinde bir rapor hazırlayayım. Anlayacağı bu. Bunun üzerinden devam edersek, peki bu şekilde bir toleranslandırma neden yeterli değildir? Bunun üzerine şimdi odaklanacağız. Neden yeterli değildir? Devam edersek, bu deliklerden bir tanesini alalım. Örneğin şu deliği. Merkez noktamız burada. Bakın burada büyütülmüş halini görüyoruz şurada. Artı olarak ifade edilen kısım benim teorik merkez noktamın yeri. Baktığımızda %5 toleransımız var. Yani delik ne demek? %5 bu tarafa gidebilir, %5 geriye gidebilir. Buraya x ekseni dersek artı x de %5, eksi x de %5 olarak gidebilir. Y'de de aynı hareketi yapabilir mi? Y ekseninde Y'de de aynı hareketi yapabilir. Yani %5 yukarı, şuradan görüyoruz onu, %5 aşağı gidebilir. Yani ben bunu bir tolerans bölgesi olarak ifade ettiğimde bir kenarı 0,1 birim olan, milimetre olarak düşünebiliriz şimdilik bunu, 0,1 birim olan bir kareye tekabül ediyor. Yani ben ölçümünü yaptığımda bunun
merkez noktaları bu kare bölgesi içindeyse, karenin tam çizgisinin üzerinde de olabilir. Bunun içerisindeyse parça benim için tolerans içerisindedir diyebiliriz. Böyle bir sonuca varabiliriz. Devam edersek, peki bu bölgenin dışında noktalar çıkarsa, bakın birinci noktamız burada, ikinci noktamız burada, üçüncü noktamız burada. Baktığımızda bu bölgenin dışında çıkan noktalara da ben tolerans dışı diyebilirim. Değil mi? Tolerans dışı diyebiliriz. Ne yapabiliriz? Ya bu parça tolerans dışında çıktı ama fonksiyonel olarak da acaba sıkıntı var mı? Gidip yerine deneyebiliriz mesela. Parça oluyorsa işte sapma vesaire ayarlarız. Parçayı kullanabiliriz. Veya işte olmuyorsa rework imkanımız var mı? Buna bakarız. Ama tüm bu faaliyetler ne demek? Ne demek? Zaman demek. Zaman ve para demek. İşte bunları yaşamamak için neler yapabiliriz? Şimdi biraz onun üzerinde konuşuyor olacağız. Biraz bakalım. Biz şu görsel üzerinden konuşursak, bizim teorik merkezden en uzak ve tolerans içerisinde olan noktamız nereler? Bir tanesi bu köşe, diğeri şu köşe ve bu köşe ve bu köşe. Bunlar tolerans içerisinde ve teorik merkezden en uzak noktalar. Yani ne demek istiyoruz? Teorik merkezden bir R mesafesi uzaklığında bir nokta dersek buna. Bu tolerans içerisinde mi? Evet, tolerans içerisinde. Peki bu noktanın şu eksende, yani şuraya x ekseni dersek, bu eksendeki karşılığını alırsak, yani şu noktada teorik merkezden R mesafesi kadar uzakta ise bu kağıt üstünde nedir? Tolerans dışındadır. O zaman burada şu şekilde bir tutarsızlık aslında ortaya çıkıyor. Nokta burada R mesafesinde tolerans içerisinde, nokta burada yine aynı uzaklıkta fakat tolerans dışında. Peki ben bunun önüne nasıl geçebilirim? Benim buradaki konumları tanımlamadaki, toleransları tanımlamadaki amacım nedir? Mesela amacımız aşağıdaki gibi bir montaj yapmak olabilir. Buraya bir tane parçanın oturacağı yuva var. Yuvanın içerisinde karşılık delikleri var. Parçayı oturttuğumda aynı zamanda cıvatalar ile ben burayı ne yapıyorum? Bağlamak istiyorum. Kusursuz bir montajı ortaya koymak istiyorum. Amacımız çok önemli. Burada gereksiz yere ben kare bir tolerans bölgesi belirlemişim. Peki bunu nasıl düzenleyebiliriz? Şimdi isterseniz onun üzerinde konuşalım. Bakın bu nokta bizim teorik merkezden en uzak noktamızı ifade ediyordu. R kadar mesafe demiştik. Aynı R kadar mesafeyi burada aldığımızda veya burada aldığımızda veya burada aldığımızda bu noktalar tolerans dışında gözüküyordu. Peki kağıt üstünde tolerans dışında gözüken bu noktalar işlevsellikte ve fonksiyonellikte de tolerans, yani herhangi bir sıkıntı yaratıyor mu? Yoksa ben boşu boşuna kendimi dar toleranslar içerisine mi hapsetmişim? Bu sorunun cevabını aramamız gerekiyor. Devam edersek, eğer ki bir önceki slayta dönelim, şunun üstünden çizelim, şunları silelim. Eğer ki biz tolerans bölgemizi şu karenin köşe noktalarından geçen bir daire olarak belirlersek, bakın şu şekilde, bu şekilde belirledik. Karemin bir kenarının uzunluğu belli, 0.1 birim. O zaman şuradan şu hesapları yapma imkanımız da var. Bakın burada bir R değeri var. Şuradaki değer 0.05. Buradaki de 0.05. R'yi ben ne yapabilirim? Pisagor bağlantılarından bulabilirim. Yani trigonometrik bağlantılardan bulabilirim. R ne? Benim dairemin yarı çapını ifade ediyor. Yarı çapı bulursam çapını da bulabilirim. Şimdi bu şekilde bir kısma geçtiğimizde ne yapıyoruz? Konum toleranslarına geçmiş oluyoruz. Pozisyon toleransına geçmiş oluyoruz. Çapı 0.141, ABC dotumu, B dotumu parçamın bu yüzü, C dotumu bu yüzü, A dotumu ise parçamın alt kısmını ifade ediyor. Bu kez ne yapmış oldum ben? Dedim ki pozisyon toleransına geçtim. 0.141 nereden geliyor? 0.141 benim çapımı ifade ediyor. Neyin çapını ifade ediyor? Az önce burada şu R hesabından yaptığımız çapı ifade ediyor. İki tane R'yi ifade ediyor. Yani D'yi ifade ediyor. Onu trigonometrik bağlantılardan hesaplayabileceğimizi ifade etmiştik. 0.141 değeri oradan geliyor. Yani diyoruz ki biz deliğimin teorik merkezi çapı 0.141 olan bir daire içerisinde gezebilir diyoruz. Buna izin verebilir diyoruz.
Biz tolerans bölgemizi dairesel bir tolerans bölgesine çevirdiğimiz anda, bakın teorik merkezden artık benim merkezlerim burada da olsa, burada da olsa, burada da olsa hepsi teorik merkezden eşit uzaklıkta olmuş olacak. Ne yapmış olduk? Kare olan bir tolerans bölgesini dairesel bir tolerans bölgesine çevirdik. Yani GDNT ile bunu ifade etmiş olduk. Devam edersek burada ne yapmış olduk? Öncesinde bizim fonksiyonel olarak bir sıkıntı yaratmayan ama kağıt üzerinde tolerans dışı olan, tolerans dışı gözüken merkez noktalarımızı artık ne yaptık? Tolerans içerisine almış olduk. Bunların önceden fonksiyonelliğe herhangi bir negatif etkisi yoktu. Fakat toleranslandırma tekniğimizin yanlışlığından dolayı biz bu parçaları reddediyorduk boşu boşuna. İşte gidiyorduk, hatta sapma vesaire almaya çalışıyorduk, zaman kaybediyorduk. Artık ne yaptık? Olması gereken bir toleranslandırma metoduna geçerek fonksiyonelliğe etki etmeyecek, zarar vermeyecek, parçanın reddolmasına sebep olmayacak şekilde bir toleranslandırma yapmış olduk. Devam edersek GDNT öncesi tolerans bölgemiz bu şekildeydi. Bakın GDNT sonrasındaki tolerans bölgemiz bu şekle döndü. Bir tanesi kenarı 0.1 birim olan bir kare, diğeri ise çapı 0.141 olan bir daire. Devam edersek tolerans bölgemizin alan olarak değerlerine baktığımızda 0.01 birim kareyken burada da 0.056 değerini görüyoruz. Bunların hangisi daha büyük dediğimizde, bakın az sonra göreceğiz. Burada biz %56 oranında tolerans bölgemizi ne yapmış olduk? Genişletmiş olduk. Yani şu yeşil bölgeler bizim tolerans bölgelerimizi ifade ediyor. Bu ne demek? Biz %56 daha geniş bir tolerans bölgesinde mi çalışmak isteriz imalatçı olarak? Yoksa daha dar tolerans bölgesinde mi çalışmak isteriz imalatçı olarak? Hangisi bizim için daha tercih ettiğimiz nokta olur? Tabii ki daha geniş olan. Biz bu şekilde ne yapmış olduk? Gereksiz yere kendimizi dar tolerans bölgesinden daha geniş olması gereken bir tolerans bölgesine geçirmiş olduk. Aynı şekilde ölçüm kısmı için değerlendirirsek bunu, burada önceki toleranslandırma kısmına göre diyelim ki CMM'ci arkadaşımız ne yapacak? Buraya bir sıfır noktası atayacak. Daha sonra oryantasyonu yapacak. Burası X diyecek. Burası Y diyecek. Parçayı uzayda konumlayacaktı. Daha sonra circle 1, 2 yani circle'ları tanımlayacak. Merkez noktalarını tanımlayacak. Circle 1, 2, 3, 4 diye. Daha sonra bakın buradan X doğrultusundaki mesafeler Y doğrultusundaki mesafeleri sorgulayacaktı. Ama şöyle düşünelim. Bu parçanın idealdeki görünüşü bu. İdealdeki teknik resimdeki görünüşü. Fakat gerçekte parçalarımız idealden sapmalar içerecektir. Belki bizim ölçüm aşamasında probe'la dokunduğumuz nokta ideale en yakın nokta olabilir. Veya probe'la dokunduğumuz nokta idealden en fazla sapan nokta olabilir. İşte Ahmet geldi. Buradan aldı probe'la X mesafesini. Mehmet geldi. Probe'la X mesafesini buradan aldı. Şimdi kişiden kişiye değişme ihtimalinin yüksek olduğu bir ölçüm yapma durumu veriyor önceki toleranslandırma bize. Peki GDNT bize ne kazandıracak? GDNT bize datumları kullanmamızı istiyor, ifade ediyor. Diyor ki 0.141'e göre sen burada bir kontrol yapacaksan bunu ABC datumuna göre parçayı konumlayarak yapacaksın. Parçayı A datumundan granit plate'e oturtuyoruz. Daha sonra B ve C datumlarından bir bu şekilde konumlama yaptığımızda, diyelim ki bir mastara vesaireye dayadığımızda artık ne yapıyoruz? Buradaki merkez noktalarının mesafesini bu mastar datumlardan kontrol ederek alıyoruz. Artık bakın herhangi şuradaki bozukluk vesaire en ideal noktaya dokundum veya idealden uzak noktaya dokundum kısmını artık çıkartmış oluyoruz. Yani kişiye bağımlı, işte probu nereye dokundurdun, nereden aldın kısmını bu şekilde çıkartmış oluruz ve daha sağlıklı bir ölçüm sistemini kurgulama imkanı bize vermekte. Baktığımızda tabii ki ABC datumlarını biz ne yapmamız gerekiyor? Eğer ki tolerans belli bir datuma bağlı olarak verilmişse bu datumları ölçüm tekniğinde hem imalatta hem ölçüm tekniğinde ölçüm aşamasında dikkate alarak parçayı konumlamamız, ölçmemiz gerekiyor, yoksa hatalı sonuçlar alacağız.
Biz ne yaptık? Datumların tanımlaması ile tekrar edilebilir bir ölçüm sisteminin altyapısını oluşturduk. Bunu sağlayan ne? Bunu sağlayan GDNT tekniği. Bunu sağlayan ne? Datumların kullanımı. Yani kişiden kişiye ölçüm değişme noktasındaki sapmaları azaltacak bir toleranslandırma, bir teknik resim hazırlama imkanı bulduk. GDNT ile üretim maliyetleri daha az olacak. Çünkü neden? Bizi gereksiz yere fonksiyonelliği etki etmeyecek seviyedeki dar toleranslar ile çalışmamızdan ne yapacaktır? Çalışmamızı engelleyecektir. Tabii burada GDNT bir araç ve doğru kullanılması gerekiyor. Bunun da altını çizelim. GDNT'yi yanlış kullanırsak yani yine sıkıntılar yaşayacağız. Genişleyen tolerans bölgesiyle daha kolay bir imalat prosesi, fonksiyonel pozisyon toleransları sağlanır. Burada arkadaşlar özellikle maksimum material MMC durumunu kullanarak biz hiç parçayı ölçmeden tek bir master kullanımı ile tabi bunlar biraz daha GDNT'nin detay kısımlarına giriyor. İşte ne yaparsınız? Hiçbir ölçüm cihazı olmadan hattın sonuna bir kalite kapısı kurarak bir tane master hazırlayarak 10 parçada bir, 20 parçada bir isterseniz %100 kontroller yaparak tek bir master aparatıyla parçanın okey veya not okey olup olmadığına karar verme imkanını sizlere sunacak. Evet, burada bir örnek üzerinden GDNT'nin bize sağladığı avantajlar ve neden GDNT'yi kullanmalıyız noktasında sizlere bu bilgileri aktarmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Benim sunacağım noktalar bu şekilde. Gökay Bey, tamamlamış oldum. Teşekkürler hocam, teşekkürler. Gayet doyurucu, en azından temel olarak insanlara bayağı bir bu ölçüm mantığıyla alakalı bilgi vermiş olduk bu sunumda. Şimdi ben ekranımı paylaşırken hem sohbet kısmına da geçebiliriz. Evet. Burada konuştuğumuz gibi hem X-ray ile yapılan ölçümler ayrıca geometrik boyutlandırma, toleranslandırma konusunda bir giriş yaptık. Ama her bir ölçüm için çeşitli eğitimler ve workshoplar düzenlemeye devam ediyoruz. İnternet sitemizde teknik eğitimler bölümüne kendinize uygun olabileceğini düşündüğünüz eğitimleri inceleyebilirsiniz değerli katılımcılar. Buradaki eğitime katıl linkine tıkladığınızda arkadaşlarımız tarihler konusunda, müsait tarihler konusunda sizlere dönüş sağlayacaklar. Şimdi hem soru cevap bölümündeki soruları incelerken hem de sohbet edebiliriz. Öncesinde tabii benim değinmek istediğim konular da var. Karışık bir şekilde ilerleyelim hocam. Hani en başta tabii şeyde hani öncesinde de konuştuk sizle. Geometrik toleransları bilmek, üç boyutlu parçaların ölçümlerini yapabilmek için işin temeli. Ne kadarlık temel bir eğitimle işe başlamak yeterli? Hani sonrasında pratik yapmak, teknik çizim okumak ve parçalarla karşılaştırmalar yapmak sanırım sonra profesyonelleşmeyi getirecek ama yani şu yarım saatlik bir eğitim herhalde yeterli değil. Biraz daha detaya girmek lazım. Tabii az önce belirttiğim gibi iş aslında tasarım kısmından başlıyor. Tasarladığınız ürünü doğru bir toleranslandırma yaptınız. Daha sonra üretim kısmında bu datanın doğru bir şekilde anlaşılması gerekiyor. Üretim aşamalarında parçanın özellikle CNC'de işlenecekse işte doğru bir şekilde bağlanması gerekiyor. Ondan sonra işte bunun bir kalite kontrolü yapılacaksa, ölçüsel kontrolü yapılacaksa bu anlamda da ölçümü yapacak arkadaşın işte bu parçayı doğru bir şekilde konumlaması gerekiyor. Parça serbest mi ölçülecek yoksa belli noktalardan referanslanarak mı ölçülecek? Bunları doğru anlaması gerekiyor. Tabii bunların hepsi biraz zaman içerisinde olacak kısımlar. Ama mesela GDNT özelinde bakarsak GDNT teknik resmin üzerine eklenen bir konu demiştik. Öncelikle teknik resmin mesela işte kaynaklı imalatla çalışıyorsanız birçok kaynak sembolü var. İşte talaşlı imalat yoğun çalışıyorsanız birçok yüzey kalitesi sembolü var. Farklı şeyler var. Onları bilip GDNT'yi de üzerine koyduğunuzda aslında teknik resme tümüyle hakim olabilirsiniz. Biz genelde şöyle yapıyoruz. Mesela firmalar genelde 3 günlük bir temel eğitim alıyorlar. 3 günlük temel eğitimin içerisinde GDNT'nin değerlendirilmesi, sembollerini vesairesini açıklıyoruz.
Üçüncü günde firmaya özel, onların teknik resimleri üzerinden değerlendirmeler, işte ölçüm laboratuvarlarında onların parçaları üzerinden bu parça teknik resme göre nasıl konumlanmalı gibi öneriler, değerlendirmeler yaparak 3 günlük bir temel eğitim oluyor. Tabii sonrasında bu bilgilerin kullanılması, laboratuvarda parçaların ölçülmesi, o parçalara dokunmanız, teknik resmi açıp yorumlamanız ayrıca uzmanlık sürecinde sizin yapmanız gereken faaliyetler diyebiliriz yani. Aynen. Yani bu sorularla da devam edeyim zaten. Yani onlarla da bağlaştırmaya çalışıyorum. Teknik çizimi okumaya başlarken en önemli şey herhalde teknik çizim. Yani ölçüm yapmaya başlarken en önemli şey teknik çizim herhalde, değil mi? Yani çizimin hangi standarda göre yapıldığını kontrol etmek bu önem sırasında bir anlam ifade ediyor herhalde. İlk ondan bahsettim çünkü. Yani şimdi teknik resim önemli. Tabii teknik resmi aldığımızda direkt görünüşlere odaklanıyoruz. İşte toleranslar nedir, onlara bakıyoruz. Aslında teknik resimde ilk bakmamız gereken yer antet olması daha uygun olacaktır. Sunumda da bahsettiğim gibi bu resim third projection'da mı, first'te mi, yani birinci açıda mı, üçüncü açıda mı çizilmiş? Çünkü özellikle diyelim ki otomotivde tedarikçi bir firmasınız. Birçok global ana sanayiye iş yapıyor olabilirsiniz. İşte Ford'dan da iş gelebilir, Fiat Group'tan da gelebilir, Volkswagen'den de gelebilir. Yani hep aynı standartta resimler gelmeyecektir. Öncelikle resim hangi standartta çizilmiş, bunun bilgisini teknik resim üzerinden alıp daha sonra aşama aşama teknik resme incelemeye devam etmek daha uygun olur diye öneriyorum yani. Doğru. Bu arada bir soru var. Tuğçe Nurberk Hanım sanırım. CT ve radyografik muayenelerin özel ortam koşullarında gerçekleştirilmesi gerekir mi diye sormuş. Yani buna şöyle bir cevap verebilirim. Hani kabinli sistemler genelde burada ölçüm yaptığımız sistemler. Dolayısıyla kurşun kaplı etrafı bir sistem dışarıya radyasyon çıkartmıyor. Ama tabii içeride bir radyasyon var, bir X ışını var. Dolayısıyla kontrollü bir ortamın olması gerekli. Bizim cihazlarımız tamamen kurşun kaplı ve dışarıya çok az bir radyasyon salımı gerçekleştiriyor. Bu, yani biz hani örneklerini veriyoruz. Burada bir televizyondan aldığınız radyasyon bile bazen bizim cihazdan aldığımızdan daha farklı olabiliyor diye bilgilendirme yapmış olayım. GDNT ile ilgili sorular da var. Yani GDNT ile tolerans sındırmanın sağladığı başlıca hangi avantajlardan bahsedebiliriz hocam mesela? Buradan devam edelim. Yani şöyle, aslında GDNT ile amaçladığımız en önemli birinci şey parçanın fonksiyonelliğini garanti altına almak. Yani bir parça teknik resme göre okey aldıysa o parçayla ilgili hatta sorun yaşamayalım. Yani gerçekten takabilirim. Bize parçanın fonksiyonelliğini garanti alma noktasında çok büyük avantajı oluyor. Dar toleranslarla gereksiz yere uğraşmamızı engelliyor. İmalat maliyetlerimizi bu şekilde dolaylı yoldan azaltmamızı sağlıyor. Bir taraftan gelişen teknoloji var. Şimdi bakıyoruz, yani 50 sene önce yapılan bir otomobille şimdiki otomobiller aynı değil. Yeni parçalar çıkıyor. İşte uzay havacılık sektörü bir taraftan gelişiyor. Çünkü mesela özellikle ASME standartında biraz daha detaylar vardır GDNT ile ilgili. Bunun nedeni de işte Amerika'da uzay ve havacılığın gelişmiş olması. Çünkü o tarz sektörlerde daha kompleks parçalarımız oluyor. Daha kritik parçalarımız oluyor. Çok dar toleranslar oluyor. Bu teknik parçayı resim üzerinde ifade etmek için çok daha tekniğe ihtiyacınız var. Daha yararlı tekniklere, uygulanabilir teknolojik tekniklere ihtiyacınız var. GDNT bu konuda bize cevap verebiliyor. Yani normal, lineer, geleneksel toleranslandırmanın yetersiz kaldığı noktalarda çözümü GDNT sunuyor diyebiliriz. Tam bu noktada zaten hani cihazı seçmek de önemli herhalde, değil mi? Oradaki o toleranslar değiştikçe dolayısıyla hangi cihazla bu ölçümü yapacağınız da önemli bir hale geliyor. Uygun bir cihaz seçimi için temel hangi yaklaşımlardan bahsedebiliriz? Yani bu konu biraz ülkemizde çok önemsenmeyen bir konu maalesef. Çünkü hem eğitim vermeye gittiğimiz hem de denetime gittiğimiz firmalarda işte ölçüm cihazının aslında o toleransı ölçmek için yetersiz olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Yani bu noktada
biliyorsunuz her ölçüm cihazının bir sahip olduğu bir belirsizlik var. Aslında belli bir aralıkta bize bir sonuç veriyor. Ürünleriniz üzerindeki bu ölçülerin, toleransların alacağınız, satın alacağınız veya kullandığınız ölçüm cihazına uygunluğu noktasında dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ölçeceğiniz tolerans mesela 10'da 1'lik bir tolerans ama gidiyoruz 10'da 1'lik çözünürlüğe sahip bir cihazla onu ölçüyoruz. Ama otomotivde işte temel bir kural var. Biri 10 kuralı. Yani 10'da 1'lik bir istatistiksel çalışmalardan geldi. 10'da 1'lik bir toleransı ölçüyorsak en azından %1 hassasiyetinde yani belirsizliğe sahip bir cihaz kullanmamız gerekiyor. Tabii bir de şunu da vurgulayalım. Sadece ölçüm cihazıyla bitmiyor. Ölçüm sistemi dediğimiz bir şey var. Yani 16.949'da da geçiyor bu EMSA diye. Yani metot nasıl bir ölçüm yapacağız? Çünkü bize bir kalem verseler, bunun çapını ölç deseler, siz farklı ölçersiniz, ben farklı ölçerim. Peki hangisi doğru mesela? Yani metot önemli, insan önemli eğer manuel bir ölçüm varsa. Çevresel koşullar önemli. CMM'i mesela her yerde çalıştıramazsınız. Yan tarafta parça basıyorsanız preste, CMM'de ölçüm yapamazsınız. Termal koşulları sağlamanız lazım. Bunun nemi var, sıcaklığı var, vesairesi var. Yani metot önemli, personel önemli, ölçüm cihazının kendisi önemli. Bu gibi birçok faktör çerçevesinde değerlendirmek gerekiyor konu. Evet, yani hani orada cihazı seçerken dediğiniz gibi en çok yapılan yanlışlardan bir tanesi de bu herhalde değil mi hocam? Hani evet. 10 mikronluk bir şeyi ölçmek için 10 mikronluk hassasiyette bir cihazı almak uzun vadede sıkıntıya düşürecek. İşte o çok büyük sıkıntı bize okey parçaya not okey, not okey parçaya okey verdirtir o durum yani. Öyle söyleyeyim. Tabii. Tabii. Yani insanlar bu tarz durumlarda aslında en çok şey kolayına kaçıyorlar. Hani tedarikçisi, müşterisi veya hangi ölçüm cihazıyla o işi yapıyorsa bu da aynı cihazı alarak hani işin kopyasını yapmaya çalışıyor bazen. Evet. Hani işi kopyalamaya çalışıyor. Ama yani orada da başka sıkıntılar var. Aynen, üreteceğiniz tek parça o olmayabilir yani. Biraz daha geniş çerçeveden bakmak lazım. Kesinlikle. O zaman da bir cihaz çöplüğü haline geliyor biliyor zaten fabrikalar. Aynen. Ürün bazlı cihazlar ortaya çıkıyor. Aynen. Öyle bir duruma dönüşüyor. Hani orada aslında bu konular hakkında ne kadar çok bilgi sahibi olursa insanlar, hani bu ölçüm mantığını okumla, işte parçada yapacağı ölçümle alakalı bilgiler konusunda ne kadar fikir sahibi olursa doğru tercihi de hani başkasına bırakmadan kendisi verebilir diye düşünüyorum. Burada en önemli parametrelerden bir tanesi de bu herhalde cihaz seçiminde. Aynen, aynen. Hani bir parametre de ben ekleyebilirim belki. Hani cihazların hangi mantıklı ölçü yaptığı önemli dediniz. Bizde mesela yeni bir yapılanma içerisinde görsel kontrolle, otomasyonlu görsel kontrol sistemleri kurmaya başladık. Burada örneğin hani hassasiyeti 10 mikron olan bir şeyi görürken, ince ölçmek isterken, görsel kontrol yaparken ne kadar net bir şekilde gördüğünüz önemli. Burada 10 mikronu flu bir şekilde de görebilirsiniz, net bir şekilde de görebilirsiniz. Dolayısıyla ikisi arasında da hani ikisi de 10 mikronu görüyor mantığıyla yaklaştığınız zaman bu sefer uygulamacının, o ölçümü yapmaya çalışan kişinin hata riskini de arttırmış oluyorsunuz. Tekrarlanabilirliği düşürmüş oluyorsunuz. Kişi her seferinde işte flu görüntüden 10 mikronu flu gören bir yerde ölçmeye çalıştığında hatalı sonuçlar, değişik sonuçlar verebiliyor. Bu da tabii kullanıcıyı çok zor durumlarda bırakan sistemlerden bir tanesi. Evet. Bu da önemli bir parametre bence. Şeye de girebiliriz. Yani günümüzde tarama sistemleriyle ölçüm oldukça popüler. Artık bu sistemlerde de özellikle tarama datası ile CAD modelin karşılaştırılması kritik öneme sahip. Başka hangi noktalardan bahsedebiliriz tarama sistemleriyle alakalı? Yani şöyle diyeyim Gökay Bey, benim de mühendislik yıllarımın ilk başlarında tarama sistemleriyle oldukça haşır neşir olduk. Yani işte taramalar, CAD dataları, çakıştırmalar vesaire. Yani orada yaşanan sıkıntıları bizzat yaşadık o dönemlerde. Burada şöyle bir şey var. Yine teknik resmi doğru bir şekilde yorumlamamız gerekiyor. Çünkü teknik resimler bir ölçümde parçanın nasıl konumlanması gerektiğini, nasıl kontrol edilmesi gerektiği bilgisini aslında bize veriyorlar. Yani parçayı uzayda ne şekilde konumlayacaksın?
Ana datumlar hangileri? Nerelerden dayama alacaksın? Referans koordinat sistemini nereye oturtacaksın? Eğer zaten böyle bir tanımlama yapılmamışsa biz ne yapabiliriz? İşte bir elimizde CAT data var, diğer elimizde işte tarama dataları var. Bunları üst üste çakıştıracağız. Nerede ne kadar sapma var göreceğiz. Eğer böyle bir referans tanımlaması yapılmadıysa zaten cihazlarda artık yazılım desteğiyle birlikte best fit metodu var bildiğiniz üzere. Kabataslak iki geometri üst üste oturtuyorsunuz. Daha sonra programda bunları best fit yap diyorsunuz. O da en iyi şekilde üst üste oturtuyor. Ama size teknik resim best fit yapmaya izin veriyor mu yoksa vermiyor mu? Burayı iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Resimden aldığınız bilgilerden dolayı. Yani işte ana datum olarak buraya alacaksın. CAT datanın altıyla tarama datasının altını çakıştıracaksın. Veya şu deri merkezlerini kullanarak iki datayı çakıştıracaksın. Vesaire gibi bilgileri varsa bunları da doğru okumak ve doğru uygulamak gerekiyor. Yoksa o çakıştırmayı yanlış yaptığımızda yine aynı durum. Uygun parçaya uygunsuz, uygunsuz parçaya uygun deme durumlarına düşeriz. O yüzden bu kısımda da yine resimleri doğru okumak, doğru değerlendirmek kritik öneme sahip. Yine her şey dönüyor, dolaşıyor. Geometrik boyutlandırma, toleranslandırmaya evet. Geliyor ama her zaman. Her işte böyle yani. Her işte bilmek aynen. Yetmiyor sadece, uygulamada da doğru yapmak gerekiyor. Tabii yani siz tabir olarak da en başta onu doğru söylediniz. Yani bu bir dil aslında. O dili alfabesini ve nasıl kullanacağınızı bilmeden hani aynen. İşe başlayamazsınız aslında. Tabii. Devamlı farklı şeylerden bahsediyorsunuz. Yani dile ne kadar hakimseniz o kadar anlamlı kelimeler, o kadar anlamlı cümleler ve çok hakimseniz onu yalın kullanabilirsiniz yani. Ne demek? Başkasının 3 cümleyle anlattığını 1 cümleyle veya 10 kelimeyle anlatılanı 5 kelimeyle anlatırsınız. Tabii. Bir de anlamak anlamına geliyor tabii. Karşıdaki söylediklerini de anlarsınız. Tabii. Aynen. O yüzden dedik ya tasarım, kalite, üretim hepsi iyi bilmeli ki anlaşabilsin. Siz çok iyi biliyorsunuzdur ama yani anlatabildiğiniz karşıdakinin anlatabildiği kadar. Onu da unutmayalım. Aynen. Aynen. Herkesin bilmesi lazım bu konudaki çalışan. Aynen. Tabii gelecekte yeni teknolojiler var. Eklemeli imalat, karanlık fabrikalar gibi full otomasyon barındıran yeni üretim yöntemleri ve üretim çeşitleri geliyor. Böylece daha hassas ölçümlere sahip parçalardan bahsedeceğiz. Bahsediyoruz evet. Da zaten. Ölçüm teknolojisinin hani teknolojisinin gideceği nokta için bir şeyler konuşabilir miyiz? Ne dersiniz? Tabii ki şimdi ölçümü biz bir sistem olarak değerlendirmeliyiz demiştik. Bu sistemin bileşenlerinden bir tanesi de insan faktörüydü. İnsan faktörü önemli bir faktör. Çünkü en azından kumpasla bile kullanan bir ölçüm kontrolcünüz varsa onu eğitmeniz gerekiyor. El melekesini geliştirmeniz gerekiyor. İşte vesaire. Bakıyoruz her alanda insansızlaştırma arttığı gibi ölçüm ve kontrol kısmında da öyle. Artık hat sonu, kamera sistemleri, tarama sistemlerinin robotlara entegrasyonu, işte CMM'lerin robotlara entegrasyonu, scanbox dediğimiz işte parçayı hat sonunda bir tane tarama odası kuruyorsunuz. Belli frekans aralıklarında gelen parça, hattan inen parça otomatik olarak ölçülüyor. Sonuçlar işte sistem üzerinden direkt kalite güvence veya kalite kontrol departmanlarına gidiyor. Daha çok yazılım, daha çok otomasyon, daha çok robot bu sektörde de karşımıza çıkacak. Yani onu söyleyebiliriz. Konuştuğumuz gibi daha hassas diyorsunuz herhalde artık. İnsan kalmayacak gibi bir duruma geliyoruz artık. Yani, yani biz de uyum sağlamalıyız. Uyum sağlamalıyız. Değil mi? Farklı alanlara aynen yoğunlaşmamız gerekiyor. Yani tabii hani orada fiziksel güç önemli ama tabii orada otomasyon sistemlerini de yönlendirecek, otomasyon sistemleri de kontrol edecek ve hatta tamirini, bakımını vesairesini yapacak, yazılımlarını yazacak, insanlara mutlaka ihtiyaç tabii, olacak. Tabii. İnsanların vizyonlarını geliştirmesi, kendilerini geliştirmesi önemli. Şimdi hani standart bir otomasyon robot sistemini yapan bir kişinin aslında ölçüm mantığını da bilmesi gerekiyor ki hani bu sistemleri ona entegre etsin. Oradaki hataları tabii. Da yakalayabilirsin. Daha donanımlı insanlara ihtiyaç var. Aynen. Tabii gelecek aslında o. Yani hani otomasyona doğru giderken insanların da daha donanımlı bir hale gelmesi gerekiyor. Daha tabii ki. Tabii ki. Yani artık konular birbiriyle birleşiyor. Hibrit konular haline geliyor. Yani burada hem otomasyondan anlamanız, hem belki ölçüm tekniğinden anlamanız, hem robot programlamadan anlamanız sizi daha kalifiye bir insan haline getiriyor mutlaka. Kesinlikle.
Bu noktada biz de demin biraz bahsettim. Carrefour otomasyon bölümünü kurduk ve çok yakın bir gelecekte birçok fabrikada görsel kontroller yapan ürünlerimizi, sistemlerimizi görebileceğinizle bilgisini vermiş olayım sevgili katılımcılar. Bir de şeyle alakalı bir soru var. Basket ile tarama ve tıkım odaya çıkıştırıldığında datumlama işlemini önceden manuel yapmaya ihtiyaç kalmıyor mu diye sormuşlar ama. Şöyle bir şey. Biz Basefit'te mesela program işte cat data geldi bu tarafta, tarama datası geldi bu tarafta. Eğer direkt Basefit dediğimizde ne oluyor? Program sapıtabiliyor. O yüzden biz aldığımız belli noktalardan en az 3 nokta olabilir bu mesela. Cat datayla tarama datasını kabaca üst üste yerleştiriyoruz. Daha sonra üst üste yerleştirirken siz burada şey de yapabilirsiniz. Tabii parçanın alt yüzeyi düzdür. Alt yüzeyinden bir düzlem alıp oradan da şey yapabilirsiniz. Aha. Sizi eğer teknik resim bu konuda sınırlamadıysa, yani bir datuma bağlı toleranslandırma yapmadıysa burada serbestsiniz. Diyor ki en iyi yöntemle sen bunu oturttur. Kabaca üst üste getirdikten sonra yazılımda Basefit'e bas. Programda onu artık kendi içerisindeki algoritmayla en iyi şekilde üst üste oturtacaktır. Oradaki sonuçlara göre raporunu al. Bu şekilde bir çalışma yapabiliriz yani. Evet, daha basit bir şekilde işlemi sonlandırmış oluyorsunuz. Bir sürü manuel işlemin arasından sıyrılmış oluyorsunuz en azından. Evet. Benim aslında soracaklarım bu kadar gibi. Başka soru da var mı diye bakıyorum. Yavaş yavaş yayını da sonlandırabiliriz. Son bir kontrol yapıyorum. Kusura bakmayın. Evet. Evet hocam. Teşekkür ederim. Bir kapatalım yavaş yavaş yayını. Biz seminerimizin daha sonuna geliyoruz. Benim için gerçekten çok doyurucuydu. GDNT konusunda bayağı bir ekstra bilgi sahibi de oldum. Çok teşekkürler. Son olarak eklemek istediğiniz var mıdır? Ben de teşekkür ederim herkese katılımları için. Benim için de gayet keyifli oldu. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Çok yine sorularım olanlar, olan arkadaşlar bize her zaman ulaşabilirler. Tabii kesinlikle öyle. Şu anda kendimizi geliştirebilmemiz açısından bir anket kısmını da paylaştım. Desteklerinize her zaman ihtiyacımız var. Lütfen öneri ve şikayetlerinizi bize bildirin. Sadece 30 saniyenizi ayırarak anketimizi yanıtlarsanız mutlu oluruz. Webinar olarak bir sonraki kesinleşen yayınımız 19 Kasım Cuma tarihinde Fırat Eşit Bey ile kaynaklı çelik boru imalatında uygulanan ısı işlem, yapı ve sertlik kontrolleri ile ilgili olacak. Fırat Bey ile yapacağımız webinarımıza şimdiden internet sitemize girip kayıt olabilirsiniz. Tüm yayınlarımızı takip etmek için yine internet sitemiz ve LinkedIn hesaplarımız başta olmak üzere sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Katılım sağlayan herkese tekrar teşekkürler. Her seferinde yeni katılımlarla farklı içerikleri paylaşmaya devam ediyoruz. Herkese sağlıklı, mutlu, inovasyona açık günler diliyorum. Sürçülisan ettiysek de affola. Hoşçakalın. İyi akşamlar.